Gençler merhaba. Sulu çözeltilerde asit baz dengesi ile alakalı ikinci soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Bu videoda size bir öncekinde de olduğu gibi hem konuyu pekiştirecek, öğretecek hem de sınavda çıkması muhtemel olan soru tiplerinden birer tane koymaya çalıştık. Çok güzel ve özel sorular bizi bekliyor. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci sorumuzda standart şartlarda 100 ml amonyak çözeltisi hazırlanıyor. Hidrojen iyon değişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olduğuna göre kaç mol amonyak çözünmüştür diye sormuşlar. Kb değerini de 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak vermiş. Öncelikle hemen şunu söyleyebiliriz. Hidrojen iyon değişimi ile hidroksit iyon değişiminin çarpımı standart şartlarda ne oluyordu? 10 üzeri eksi 14'e eşitti. O zaman bizim hidroksit iyon değişimimiz ikisinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olacaksa 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olmaz mı? Evet olur. Bakın bu sayı ile bu sayıyı çarptığınızda 10 üzeri eksi 14'ü elde edersiniz. Bu zayıf bir baz olduğundan dolayı hemen bunun iyonlaşma dengesini yazalım. Bakın yazdık. Amonyum iyonu artı hidroksit iyonu dedik. Şimdi hidroksit iyonlarının derişimi belli ama bunun başlangıç derişimi belli değil. Başlangıç derişimi x olsun. Bunun bir kısmı iyonlaşıyor. Ne kadarı iyonlaşmış? Oluşan hidroksit iyonlarının miktarı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise bunun da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 kadarı iyonlaşmıştır. Yani şurası eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bundan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar oluşmuş. Son durumda ortamda bundan ne kadar var? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 var. Buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 var. Buradan ise x eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 var. Biz şunu her zaman ne yapıyorduk? Başlangıç derişiminden iyonlaşan miktar çok küçük olduğundan dolayı ihmal ediyorduk. Yine ihmal edeceğiz. Ettik ihmal. Denge sabitini yazıyoruz. Kb bazın denge sabiti eşittir. Ürünler bölü girenler. Ürünlerde 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 2 tane var karesini aldık. Bölü girenler kısmında x eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 vardı. Şu tarafı ihmal ettiğimizden dolayı x kaldı. Bazın iyonlaşma sabiti kaçmış? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. Buradan x'i bulmamız lazım. X eşittir. İçler dışlar çarpımı yapın. Bakın şurası 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar. Bunun da alt tarafını attığınızda 4 ile 2'yi sadeleştir. 2 kaldı. 10 üzeri eksi 6 ile 10 üzeri eksi 5 sadeleştir. 10 üzeri eksi 1 kaldı. Yani burası neymiş? 0,2 molarmış. Bunun başlangıç derişimi. Ama bize başlangıç derişimini sormuyor. Bize neyi soruyor? Bize kaç mol çözündüğünü soruyor. 100 mililitre derişim de belli. O zaman biz buradan çok rahat ne yaparız? Mol sayısını hesaplarız. M eşittir N bölü V. Buradan 0,2 molar 100 mililitre yani 0,1 litre. N eşittir kaç çıkar gençler? 0,02 mol çözünmüştür diyoruz. Bunun tamamı iyonlarını ayrışarak çözünmüyor. Çok büyük bir kısmı moleküler çözünüyor. Çok az bir kısmı da iyonlarına ayrışarak çözünüyor ama çözünüyor. Gelelim ikinci sorumuza. Evet, ikinci sorumuzda 4 tane madde vermiş bize. Kuvvetli asit, zayıf asit, kuvvetli baz, zayıf baz. 3 tane de tuz vermiş. Bu asit ve bazların tepkimesiyle oluşan tuzlar. Bu tuzların sulu çözeltilerinin pH'ını ve hidroliz olup olmayacaklarını soruyor bize. Hemen şunu belirtmek istiyorum ilk başta ne yapmamız lazım? Bu tuz hangi asit ve bazın birleşimiyle oluşmuştur? Hangi asit bazın tepkimesinden oluşmuştur? Buna bakarak tuzun karakterini belirleyeceğiz. Yani bu tuz asidik mi, bazik mi yoksa nötr mü? Buradaki NH4 yani amonyum iyonu kimden gelir? Zayıf bazdan gelir. Bakın bu zayıf bazdan geldi. Yanındaki klorür nereden geldi? Hidrojen klorürden, tuz ruhundan, kuvvetli asitten. Yani buradaki amonyum klorür tuzu kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazın tepkimesi sonucunda oluşmuş. Dolayısıyla asidik karakterli bir tuzdur. İkincisi, buradaki sodyum nereden gelmiştir? Sodyum hidroksitten, sut kostikten kuvvetli bir baz. Buradaki klorür nereden geldi? Hidrojen klorürden kuvvetli bir asitten. Kuvvetli bir asitle kuvvetli bir baz tepkimeye girerse oluşan tuz nasıl bir tuz olur arkadaşlar? Nötr bir tuz olur. Geldik buraya. Buradaki sodyum hidroksitten yani kuvvetli bir bazdan geldi. Buradaki florür hidrojen florürden yani zayıf bir asitten geldi. Bu tuz, sodyum florür tuzu kuvvetli bir baz ve zayıf bir asidin tepkimesiyle oluşmuş. O zaman bunun karakteri kuvvetli olana benzeyecek yani bazik bir tuzdur diyeceğiz. O zaman asidik bir tuzsa pH değeri nedir? pH değeri 7'den küçüktür. Nötr bir tuzsa pH değeri nedir? 7'ye eşittir. Bazik bir tuzsa pH değeri nedir? 7'den büyüktür diyoruz. Hidroliz olur mu olmaz mı peki? Oraya geldiğimizde kimler hidroliz olabiliyordu?
Asidik veya bazik tuzlarda zayıftan zayıf türden gelen iyon hidrolize uğrayabiliyor. Yani suyla tepkimeye girebiliyor. Ama nötr tuzlar hidrolize uğrayamıyordu. O zaman burada ne diyoruz? Asidik tuz hidrolize uğrar. Nötr tuz hidrolize uğramaz. Bazik tuz hidrolize uğrar. Peki kim hidrolize uğruyor? Hemen onu da aşağı yazmaya çalışalım. Mesela burada zayıftan gelen kimdi? Yani NH4 yani amonyum iyonu. O zaman birincisinde NH4 yani amonyum iyonu hidrolize uğrar. Suyla tepkimeye girer. Suyla tepkimeye girdiğinde kimi oluşturuyor? Kimden geldiyse onu. Zayıf bazdan gelmişti. Buradaki zayıf bazı oluşturdu. Bir protonunu buraya verdi. Burada ne var? Hidronyum iyonu var. Bu ki burada kim hidrolize uğrayacak? Zayıftan gelen kimdi? Sodyum muydu? Flor muydu? Flordu. Bak zayıftan gelen flor. O zaman flor iyonu gelecek. Suyla tepkimeye girecek. Geldiği aside dönüşecek. Buradan bir proton aldı. Burada da ne var? OH eksi var. Bunlar da bunların hidroliz tepkimesi olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Bu sorumuzu ne demişler? Kütlece %15'lik 400 gram sodyum hidroksit çözeltisini nötralleştirmek için 0,2 molar kaç litre sülfürik asit gerekir diye sormuşlar. Ne kuvvetli baz kuvvetli asit olduğundan dolayı nötralleştireceğim. Direkt H artıya OH eksiye eşitleyebilirim. Çünkü kuvvetli asit kuvvetli baz var. Hemen şöyle diyorum ki NH artı eşittir NOH eksi olsun. İkisi de %100 iyonlaşacağından dolayı bunları bulmak çok kolay. Peki hidrojen iyonlarının mol sayısını nasıl hesaplayacağım? Ma çarpı Va çarpı T de ne demek bu? Asidin derişimi, asidin hacmi yani asidin mol sayısı çarpı tesir değerliği dediğimizde de hidrojen iyonunun mol sayısına dönüşmüş oluyor. Bazın derişimi çarpı bazın hacmi, bazın mol sayısı çarpı tesir değerliği dediğinizde o bazın içindeki hidroksit iyonlarının mol sayısını bulmuş oluyorsunuz. Şimdi önce şunu hesaplayalım biz. Kütlece %15'lik 400 gram demiş ya bak kütlece %15'lik. %15'ini hemen hesaplıyorum ben burada. 400 çarpı 15 bölü 100. Şunları sadeleştir. 60 gram kaldı. 60 gram sodyum hidroksit var. Bu sodyum hidroksitin 1 molü 40 grammış. Bunu da 40'a bölerseniz N eşittir M bölü MA formülünden. Sıfırlar gitti 6 bölü 4'ten. Ne oldu? Burası 1,5 mol. Zaten bunun direkt mol sayısı belliymiş. Yani biz 1,5 mol sodyum hidroksitimiz varsa elimizde de 1,5 mol OH vardır. Yani şurası direkt olarak 1,5 çıktı. O zaman gelelim bu tarafa. Asidin derişimi ne kadar? 0,2 molar. Asidin hacmi ne kadar? Onu zaten soruyorlar. Veya peki tesir değerliği ne kadar? 2. Bak bu iyonlaştığında 2 hidrojen verecek. Buraya da 2 yazdık. Buradan Va eşittir. 0,2 ile 2 çarp 0,4. At diğer tarafa. 1,5 bölü 0,4 çıkması gerekiyor. Bu da nedir? 15 bölü 4'tür. Sadeleştir. 7 bölü 2'dir. Bir daha sadeleştir. 3,5 litredir arkadaşlar. Kaç litre? 3,5 litre. Geldim bu taraftaki soruma. Diyor ki 0,3 molar 2 litre nitrik asit çözeltisinin yani kezzap çözeltisini nötralleştirebilen baryum hidroksit çözeltisinin hacmi 400 mililitredir. Buna göre baryum hidroksitin derişimi kaç molardır diye sormuş. Yine kuvvetli asit kuvvetli baz olduğundan dolayı aynı buradaki formülü kullanarak yapabilirim. Ya da burada formülü kullandık. Burada diğer taraftan tepkimeyi yazarak yapmaya çalışalım. Olur mu? Haydi gelin beraber tepkimeyi yazıyoruz. Nitrik asit artı baryum hidroksit. Asitlerle bazlar tepkimeye girdiğinde ne oluyordu? Tuz ve su. Peki tuz nasıl oluşuyordu? Tuz nasıl oluşuyordu? Asidin anyonu, bazın katyonu. Asidin anyonu nitrat, bazın katyonu baryum. Bunları çaprazlayarak bir tuz oluşturun bakayım hemen. Ne oldu? Baryum nitrat tuzu artı su. Hemen tepkimeyi denkleştiriyorum. Bakın burada 2 nitrat var. Şuraya 2 yazdım. Hidrojen sayılarını denkleştirebilmek için de şuraya 2 yazdım. Şu an tepkime denkleşti. Bu ne demek? Bu şu demek. Buradaki asitten 2 mol tepkimeye girerse buradaki bazdan 1 mol tepkimeye girer yeter. Çünkü neden? Bak 2 hidrojen, 2 OH. H artı ile OH ekseninin mol sayılarının birbirine eşit olması lazım değil mi? Tam nötralleşmesi için. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarda. Hemen geliyoruz şimdi. Derişim ve hacim belli. Ne yapacağız? M eşittir N bölü V diyeceğiz. Buradan 0,3 molar 2 litre mol sayısı kaç çıktı? 2 çarpı 0,3'ten 0,6 mol HNO3 çıktı. Getiriyorum yerine yazıyorum. Bundan 0,6 mol varmış. Tam nötralleştireceksem kat sayısı 2 olandan 0,6 mol harcanacaksa kat sayısı 1 olandan ne kadar harcanmalı? 0,3 mol harcanmalı. 0,3 mol hacmi de 400 mililitre ise ben bunun derişimini bulamaz mıyım? Tabii ki bulurum. Bakın formül burada. Bu formülü kullanarak yapıyorum şimdi.
Derişim eşittir. Mol sayısı 0,3. Hacmi 0,4. 400 mililitreyi litreye çevirdim. 3 bölü 4 çıkar burası. 3 bölü 4 de arkadaşlar 0,75 molardır dememiz gerekiyor. Bir titrasyon sorusu arkadaşlar bu da. 100 mililitre sodyum hidroksit çözeltisinin 0,2 molar HCl ile titrasyonuna aittir diyor. X nedir diye sormuş. Şimdi burada dönüm noktasını, eşdeğerlik noktasını değil de onu geçtikten sonra oluşan şuradaki X noktasında eklenen asidin hacmini bize soruyorlar. Elimizde 100 mililitre bir sodyum hidroksit var. Yani şu şekilde kabınızın içerisinde bir baz çözeltisi var. Sodyum hidroksit bazı var. Bunun üzerine yukarıdan siz asit ilave ediyorsunuz. Buraya böyle damla damla asit ilave ediyorsunuz. Ve pH 7 olduktan sonra, renk değiştikten sonra da durmuyorsunuz. Eklemeye devam ediyorsunuz. İşte pH 1 olana kadar eklediniz. Buradaki X'i soruyorlar bize. Asidin fazlasını ilave ettim. Ortam ne? Ortam asidik. Ortam asidikse şunu yapmam lazım benim. Hidrojen iyonlarının derişimini bulmam lazım. Hidrojen iyonlarının derişimi H artının mol sayısı eksi OH eksinin mol sayısı, ortamda kalan asidin mol sayısını, H artının mol sayısını bulmuş oluyorum ben burada. Çünkü eklediğimin bir kısmı içerideki bazdan gelen OH'la tepkimeye girecek. Bölü V toplam dediğinizde, yani M eşittir N bölü V formülünü kullanmış olduk. Derişim eşittir mol sayısı bölü hacim. Sorumuz çıkacaktır. Şimdi birincisinden başlıyorum. Hidrojen iyonlarının derişimi ne kadar? X mililitre eklediğimde hidrojen iyonlarının derişimi pH değeri 1 olduğundan dolayı pH nasıl bir çıkar? Eksi logaritma kaç 1'e eşittir? 0,1. Demek ki hidrojen iyonlarının derişimi ne kadarmış? En son durumda 0,1'miş. En son durumda. Ekleme bittikten sonra. Yerine yazıyorum o zaman ben şimdi. 0,1 eşittir. Hidrojen iyonlarının mol sayısı. İçeriye ilave ettiğim hidrojen iyonlarının mol sayısını bulacağım. Bunu nasıl bulacağım ben? Şöyle. Hidrojen iyonlarının mol sayısı eşittir. Asidin derişimi, asidin hacmi çarpı tesir değerliği. Bakın şurası asidin mol sayısını verir. Tesir değerliğiyle çarptığınız zaman da içindeki hidrojenin mol sayısını size verecek. Asidin derişimi ne kadar? Yukarıdan ilave ettiğimiz asidin derişimi 0,2. 0,2. İlave ettiğimiz ne kadar hacmi? X mililitre bilmiyoruz. X dedik. Tesir değerliği ne kadar? Tesir değerliği de bakın suya bir hidrojen verdiğinden dolayı 1. O zaman buradaki asidin mol sayısını biz ne olarak bulduk? 0,2x olarak bulduk. Getirdik burada yerine yazdık. Eksi. İçerideki bazın mol sayısı ne kadar? İçerideki bazda 100 mililitre var. Bunun derişimi belli değil. Ben mol sayısını nasıl bulacağım diye hiç endişelenme. Bak ne vermiş burada? Başlangıçta çözeltinin pH'ı 13. pH'ı 13 ise pOH'ı kaçtır? 1. pOH eşittir 1. pH 13 ise çünkü toplamları 14 olacak. pOH 1 ise hidroksit iyon derişimi ne kadardır? 10 üzeri eksi 1. Yani 0,1. O da bundan geldiğinden dolayı sen buradan 0,1 molar olduğunu anlamış olursun. Aynı formülü kullanarak yapacak olursak şurada NOH eksi eşittir. Bazın derişimi çarpı bazın hacmi çarpı tesir değerliği. Bazın derişimi 0,1, bazın hacmi 0,1 litre ya da 100 diyelim mililitre olarak alalım. Çünkü burayı mililitre aldık. Tesir değerliği de 1. Kaç çıktı burası? Şu 0 ile şu 0 gittiğinde 10 çıktı. Geldik buraya 10 yazdık. Milimol cinsinden yazıyoruz. İkisini de mililitre alınca herhangi bir problem olmuyor. Peki toplam hacmimiz ne kadar? Zaten 100 mililitre vardı. X daha ilave ettim. 100 artı X oldu. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Eğer hacimlerden birini mililitre aldıysan tamamını mililitre alman lazım. Birini litreye çevirdiysen tamamını litreye çevirmen lazım. Tamam mı arkadaşım? Devam ediyoruz. İşler dışlar çarpımı yaptık buradan. Ne çıkacak? Şu sayıyla şu sayıyı çarpıyorum. Bununla bunu çarparsam 10. Bununla bunu çarparsam 0,1x eşittir 0,2x eksi 10. Eksi 10'u bu tarafa attım. Burası 20 oldu. 0,1x'i bu tarafa attım. 0,1x kaldı. Buradan iki tarafı da 0,1'e bölersek şunlar gider. X eşittir 200 bölü 1'den 200 mililitre bulunur. Evet, çok güzel bir soru. Yani siz 100 mililitre 0,1 molar sodyum hidroksitin üzerine 0,2 molar 200 mililitre hidroklorik asit ilave ettiğinizde pH değeriniz kaç oluyormuş? 1 oluyormuş arkadaşlar. Muhteşem bir soru daha. Gerçekten çok öğretici bir soru. Tam çıkabilecek tipte bir soru. Evet, dikkatli dinliyorsak eğer başlayabiliriz. Bir değerli, yani ne diyor? Tesir değerliği 1 olan X, Y ve Z sulu çözeltileri için yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş.
Derişimi 0,1 pH 1. Derişimi 0,1 pH 13. Derişimi 0,01 pH 12. X kuvvetli asit, Y kuvvetli bazdır. Ben bunların kuvvetli mi zayıf mı olduğunu nasıl anlayacağım? Eğer kuvvetliyse %100 iyonların ayrışması lazım. Eğer zayıfsa bir kısmının iyonların ayrışması lazım. O zaman bakıyorum şimdi. pH değerinin 1 olabilmesi için hidrojen iyon derişiminin ne olması lazım? Bakın şuraya yazayım. Hidrojen iyon derişiminin ne olması lazım? pH'in 1 olabilmesi için bunun 0,1 olması lazım. Zaten asidin başlangıçtaki derişimi 0,1'di. Bir değerli, yani şu şekilde HA şeklinde bir asit, X dediğimiz şey. İyonlarına ayrışmış. Başlangıçta 0,1 varmış. Burada oluşan hidrojen de 0,1. Demek ki bu %100 tamamı iyonlarına ayrışan bir asit. O zaman bu nedir? Kuvvetlidir. X kuvvetli bir asit. Yani şurası doğru. Y kuvvetli bir baz mı? Bakıyorum şimdi Y'ye. Baz pH 13. Bazsa benim neyini bulmam lazım bunun? Hidroksit iyon derişimini bulmam lazım. Bulalım. pH 13 ise pOH kaçtır? Toplamları 14 olacak. 1'dir. pOH 1 ise OH iyon derişimi ne kadardır? 0,1'dir. Bakın aynı mantık. Y'de 1 değerli bir baz. Yani şöyle düşünülebilir. Mesela AOH şeklinde düşünülebilir. A artı OH eksi. Bundan ne kadar var? 0,1 var. Bundan ne kadar var? 0,1 var. Demek ki bunun tamamı ne olmuş? İyonlarına ayrışmış. O zaman bu da kuvvetli bir baz. Y kuvvetli bazdır. Doğru. Birinci öncülümüz doğru çıktı. X ve Y'nin eşit hacimleri karıştırılırsa pH 7 olur. Şimdi biri kuvvetli asit, biri kuvvetli baz. Dolayısıyla kuvvetli asit, kuvvetli baz. Derişimleri aynı, hacimleri de aynı olursa bunların mol sayıları eşit olacak. Mol sayıları eşit olduğu zaman da NH artı NOH eksi eşitse pH ne olur? Tabii ki 7 olur. Değil mi? Eşit hacim, eşit derişimde karıştırıyorum. İkisinin de tesir değerliği 1. Bu ne demek? Bu şu demek. NH artı eşittir NOH eksi demek. O zaman da pH ne olur? 7 olur. Üçüncü öncül. Y kuvvetli baz, Z zayıf bazdır diye. Z zayıf bazdır demiş. Y'nin kuvvetli baz olduğunu zaten söylemiştik. Gelelim Z'ye. Derişimi ne kadar? 0,01. pH 12'ymiş. pH 12 ise ortam baziktir. Ortam bazik ise pOH'dan gitmemiz lazım. pH 12 ise pOH 2 yapar. pOH 2 ise hidrojen, hidroksiyon derişimi ne kadardır? 10 üzeri eksi 2, yani 0,01 molardır. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. pOH demek eksi logaritma demek. OH eksi. Burasının 2 olabilmesi için şurasının kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 2 olması lazım. Yani 0,01 olması lazım. Bakın aynı mantık. Başlangıçta 0,01'di. 0,01 iyonlaştı. Yani tamamı iyonlaştı. Bu ne demek? Demek ki bu da kuvvetli. Bu da zayıf dediğinden dolayı yanlış. Yani 3. öncülümüz yanlış. Bu soru tipi gerçekten güzel bir soru tipidir. Anlaşılması da birazcık zordur. İnşallah anlatabilmişizdir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yine bir titrasyon sorusu. 2 litre sodyum hidroksit çözeltisinin hidrojen klorür ile tuz ruhu ile titrasyonuna ait grafik verilmiştir. Hidrojen klorürün derişimi kaç molardır diye sormuş. Çok basit. Dönüm noktasından yola çıkarak yapacağız. Kuvvetli bir asit kuvvetli bir bazda titre ediliyor. pH 7 oluyor. pH'in 7 olması ne demek? Dönüm noktasında pH'in 7 olması demek. H artının mol sayısı ile OH eksinin mol sayısının eşit olması demek. Bunu ben nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. Asidin derişimi çarpı asidin hacmi bu asidin mol sayısını verir. Tesir değerliğiyle çarparsanız hidrojen iyonlarının mol sayısını bulmuş olursunuz. Burada ne yapıyoruz? Bazın derişimi çarpı bazın hacmi tesir değerliğiyle çarptığım zaman da bu bazın mol sayısını OH iyonlarının mol sayısını bulmuş oluyorum. Bana neyi sormuşlar? Hidrojen klorürün derişimi yani MA'yı. MA bilinmiyor. Demek ki diğerlerinin tamamı biliniyor. VA ne kadar? VA ne kadar? Eklenen asidin hacmi ne kadarmış? 500 mililitre. Geldim buraya 500 yazdım. Tesir değerliği ne kadar? Bakın bir hidrojen veriyor. O yüzden bir. Bazın derişimi ne kadar? Soruda yazmıyor mu yoksa? Tabii ki yazıyor. Bak burası başlangıçta pH. Başlangıçta pH 13 ise pOH kaçtır? pOH eşittir 1'dir. pOH 1 ise hidroksit iyonlarının derişimi ne kadardır? 0,1 molardır. Oradan da zaten sodyum hidroksit olduğundan dolayı sodyum hidroksitin derişimiyle içindeki hidroksitin derişimleri birbirine eşittir. Direkt gelip buraya 0,1 yazıyorum. Derişim hacmi ne kadar? 2 litre. Bakın burayı mililitre olarak yazdım ya, o yüzden bunu da mililitre yazmam lazım. Veya ikisini de litre olarak yazmam lazım. Ben o yüzden buraya 2000 yazıyorum. Bunu mililitre aldım, ben bunu da mililitre aldım. Tesir değerliğimiz de 1. Yerine yazdık. Bilinmeyen tek bir şey var. O da MA eşittir diyorum.
Şurası 0'la 0 gider, 200 kalır. 500'ü de diğer tarafa atarsanız 200 bölü 500, yani 2 bölü 5, yani 0,4 molardır bizim asidimizin hacmi, derişimi. Arkadaşlar, bu sorular zor gibi gözükse de gerçekten kolay sorulardır. Yani burada sorabileceği en zor soru tipi zaten bir önceki sorularda çözdüğümüz, işte pH 7 olduktan sonra da eklemeye devam ederse en zor soru tipi o. Onu da, o soruda eğer dikkatli incelerseniz gerçekten çok zor olmadığını anlarsınız. Önemli olan burada şunu yazabilmek. Yani şunu yazdıktan sonra buradaki 6 tane değişkenin 5'ini size soruda veriyorlar. Sen onları bulup yerine yazıyorsun. Bir tanesi de bilinmeyen. Yani bildiğin çarpma bölme sorusuna dönüyor aslında soru. Gerçekten gözünüzde büyütmeyin lütfen. O kadar çok zor değil. Evet. Bu sorumuzda 0,1 molar HX çözeltisinin pH değeri 11'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi pH değeri 11. pH değeri 11 ise bir kere bu arkadaşlar bir ne çözeltisidir? Baz çözeltisidir. Baz çözeltisi. Şuraya HX yapmayalım o zaman, çünkü asit gibi duruyor böyle olduğunda, değil mi? Şöyle yapalım. XOH diyelim. Bu bir baz çözeltisi. O zaman şuraya ben yazıyorum. XOH iyonlarını ayrıştırayım. X artı OH eksi. Bundan ne kadar varmış? 0,1 molar varmış. Acaba ne kadar iyonlaşmış? Şimdi pH değeri 11 ise POH değeri kaçtır? 3'tür, çünkü toplamlarının 14 olması lazım. POH değeri 3 ise OH iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 3 molar olmaz mı? Olur. Çünkü bunun eksi logaritmasını aldığınızda POH 3 çıkacaktır. Yani buradan 0,1'den iyonlaşan miktar ne kadar? İyonlaşan miktar 10 üzeri eksi 3. Oluşan miktar da bu yüzden 10 üzeri eksi 3. Yani 0,1'in tamamı iyonlarına ayrışmamış. Tamamı iyonlarına ayrışmıyorsa, bir kısmı iyonlarına ayrışıyorsa bu onun zayıf bir baz olduğunu gösterir. Buraya doğru. Şuna XOH demiştik. Şuraya da XOH diyelim. Çözeltisinde hidrojen iyonları 10 üzeri eksi 3 molardır demiş. Hayır. Hidroksit iyonları 10 üzeri eksi 3 molar. Hidrojen iyonları ne kadar? İkisinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olacak. Oradan da bulabiliriz. pH değeri 11. Direkt oradan da çıkartabiliriz. 10 üzeri eksi 11 molardır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Çözelti turunsunun rengini maviye çevirir. En kolayı zaten bu. Basit bir çözelti olduğundan dolayı turunsunun rengini tabii ki neye çevirecek? Maviye çevirecek. Asitler kırmızıya, bazlar da maviye çevirir diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yine geleneğimizi bozmuyoruz ve bir kitap öneriyoruz size. Benden Selam Söyle Anadolu'ya adlı bir kitap. Dido Sotiriou'nun yazdığı bir kitap arkadaşlar. Şöyle bir Yunan yazar. 1982 Abdi İpekçi Türk Yunan Dostluk Ödülünü almış. Çok güzel bir kitap aslında. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.